Bulunma kamlar ve Türklerin adetleri. Şimdi Müslüman adetinde mesela Yasin-i Şerif'te bir ayet var değil mi? Ben daha önce de çok yaptım onu. Bu kitap ölülere değil dirilere inmiştir. Şimdi bakıyorsun İslam toplumu, bizim Türk toplumu, Anadolu Türklüğü diyelim. Mezarlıklarda Fatiha okumalar, vesaire Kur'an okumalar öyle mi? Ee, ölülerinin ruhlarına nereden geliyor bu? Aslında İslam dininin biliyorsun Araplar, veya diğer e, İslam coğrafyasındaki Müslümanlar bunu reddederler. Mezarlık kültü de yoktur. Onlar dümdüz yaparlar. Cennetül Baki mezarlığına baksınlar. Değil mi? Suudi Arabistan'da vesaire birçok yerde. Mezar kültü onlarca şirk falan filan dedikleri ekoller dahi vardır. Konumuz bunlar değil. Biz niye böyleyiz? Kur'an diyor ki ölülere inmemiştir. Doğru. Kitap ölülere inmemiştir. Neden? Peki biz okuyoruz. Hala kamlığımı sürdürüyoruz. Yoksa bu gelenekten kopamıyor muyuz? Hayır Türklerde genetik bir bilgi vardır. Şimdi oraya gireceğim. Ata kültü. Ata kültürü. Ruhlarla hani animizm dedikleri. Nedir biliyor musunuz? Türkler atalarına çok bağlıdır. Bakın şimdi somut örnekler vereceğim. Bu ataların ruhlarıyla temas halinde olduğuna bilinçaltında inanırlar. Ne demektir bu? Ruh kültürüne inandığın zaman nedir ruh? Görünmeyen varlıklar. Hayali. Ve bu varlıkları hissetme. ...tabiri vardır. Ve Türkler... ...işte şimdi enteresanlık geliyor... ...en fazla hissi... ...olan kavimdir. Özellikle, Niçin bunu söyledin? Yani çünkü niye ata ruh kültüne Türkler? inanıyorlar. Evet. Yani ruhların yaşadığına inanıyorlar. Bakın şimdi örnek vereceğim. Mesela verir. buna Buyur. bir örnek verince... ...keltler evet. de böyle değil mi? Onlar C kesinlikle tabiat... Tabii. Tabii. Kızılderililer... Daha, ...daha sonra geleceğiz ilerleyen... Tabii. ...benzerlikleri bakın birebir olan şeyler var. Bak şimdi mesela... ...bakıyoruz... Çatalhöyük'te, 6 bin senelik Çatalhöyük'te evlerin içerisinde mezarlar çıkıyor. Arkeolojik kazılarda. Evet. Ölüleriyle beraber yaşıyorlar. Evet. Aldık bunu bir kenara koyduk. Şimdi Türklerde ölü bekletme diye bir şey vardır. Onu düzeltelim. İşte Orta Asya'da, Sibirya'da karda, kışta Türkler ölülerini karda gömüyorlar ve yazın tekrar çıkartıyorlar. Bunun sebebi şudur. Kar eksi 50 derecede çok soğuk ve yuğu töreni yapamıyorlar. Hayvan haşerat zarar vermesin. Yu töreni bugünkü anlamıyla cenaze töreni tamam. ama tabii ritüelli bir cenaze tamam. töreni padişahların dahi yaptı. Atlarının gözlerinin altını kestikleri, kanlı yaş akıttıkları, gözyaşıyla kanın bir araya karıştığı, ahıtlar söylediği, e, ilerleyen dakikalarda eğer izin verirsen birkaç örnek falan veririz vesaire. Yuh töreni böyle bir şey ve gelenek olarak bizde de vardır ahıtçılar Karadeniz'de Güney Anadolu bölgesinde ahıt yakarlar vesaire. Ama bir şey söyleyeceğim. Ölü bekletme ne olur? Yazın karlar erir, bahar gelir, o ölüyü çıkartırlar. işte yuh töreni yaparak gömerler. Veya hangi inançtalarsa maneizme girmiştir. Adam küllerini savurmak için yakabilirdi ama bu azınlıktadır. Yani ölü bekletme adeti. Bir başka adet yine ölü bekletme adeti. Vefat eden bugün ülkemizde de... ...değil mi? Ölülerimizi evine getirirler... ...bir müddet orada tutarlar. Tamamıyla kan bilgisidir. Öntürk adetidir. Ben Trabzonluyum. Bizim ofta mezarlıklarımız vardır. Ofla hemşerilerim şimdi gülümseyeceklerdir. Fakat mezarlık boştur. Ölülerimiz nerededir biliyor musun? Kapımızın önündedir, çaylıklarımızdadır. Her sabah çıktığımızda ona bir fatiha okunur. Deden olur, nenen olur... ...amcan olur vesaire. Ölülerle berabersin. Tıpkı çatal höyükte olduğu gibi ki... Oğuz adetidir. Oğuzlar bir yerden bir yere göç ettiği zaman kayıtlarda vardır, Ölülerini de çıkartıp götürürler. Evet. Yani aslında şöyle söyleyebilir miyiz? Çatal Höyük'ten bahsettin. Evet. Yani aslında milattan önce geriye doğru gidelim. Evet. Ee, 10 bin yıllık bir yerden bahsediyoruz. Evet. 12 bin yıllık Göbekli evet. Tepe. Evet. Şimdi oraya sonra geleceğim ama şunu söylemek istiyorum. Yani bir bakıma şöyle söyleyebilir miyiz? Mu kıtası eğer gerçekten Mouk kıtası var ve battı, Türkler oradan Asya'ya geçti belirli bir kavim olarak. Onlar da Anadolu'nun içlerinden Keltlere kadar yani Kelt yolculuğu yapan aslında Keltlerin de Türk olduğu söylenebilir mi burada? Ben e... yani bugün Anadolu'da var olan e... şimdi bunları konuşmamız lazım. Çünkü niye konuşmamız? Lazım? Eğer konuşmazsak eksik kalıyor. Anadolu'daki bazı yani Buradan işte e, İskitlerden bahsedebilirsin veyahut da Akkalardan bahsedebilirsin. Hani kimse bu e, kavimler bir şekilde bahsettiğimiz Türklüğün devamı mıdır diye bir soru geliyor şimdi. Niye ritüeller aynı? Eyvallah. Çok güzel. Onlardan bahsetmeden zaten bu programı bitirmek evet. caiz olmaz. Biraz latife tamam. yapalım izleyenlere. Ata kültü dedik. Ölü ruhçuluk tabii bunun içine giriyor ama Bildiğimiz anlamda değil. Kıymetli Z kuşağı. Ertan Bey'in söylediği gibi, önemsediği gibi ve genç kardeşlerim. Çünkü onlar devralacak bizden Eyvallah, sonra. Bu bilgileri çok Siz iyi alacaksınız lazım. Ve bu Türk tarihini ve Türk töresini kadim, arkaik dönemin bilgileri şu anda bizde var. Yaşıyoruz yani toplumsal olarak, kavimsel olarak ve ileriki kuşaklara bizler teslim edeceğiz. Sizler devam ettireceksiniz. Yanlış anlamayın. Bakın Bugün Türk kültürü deyince İslam'la sanki çelişiyormuş gibi, doğru mu? Tabii tabii. Yani sen ne anlatım? Ben bir literatür anlatıyorum. Türk literatürünü anlatıyorum. Bir de herkesin inancı kendine canım. Türk'ün inancından, Kam inancından bahsediyorum. Şimdi bakı İslam'a ters değiliz. Değil, şimdi oraya, değil, oraya gireceğim. Çok net belir. Ata kültü, tabii. ölü kültü. İslam'da ne var? Aslında ben ironi yapıyorum. Yani hareket ediyorum biraz da beyinleri diyelim. Şehitlik kültürü var. Nedir? Allah ne diyor Kur'an'da? La onlara sakın ölü demeyin. Bilakis Rableri huzurunda diridirler, rızıklanırlar. Siz sezemezsiniz. Sezenler var. Peki şehit kültürü nedir? Ölü olduğunu kabul etmemektir. Doğru mu? Er Kur'an'da da bu böyledir. Kültürümüzde de. E Türklerin ön Türklerde de. İnsan ölmez, atalar ölmez, şehitler ölmez. Bu İslam'la alakalı bir konu değildir. İslam'dan önce 5000 senelik söylemdir. Şehitler ölmez. Çünkü kan bilgilerinde, ön Türk bilgilerinde ölmek bizim bugün anladığımız anlamda bir ölüm yoktur. İnanç budur. Allah da tasdik etmiş. Şehitler ölmez. Neden ölmez? Her şehit bizle yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Her şehit kendi canıyla senin oğluna can verdi. Çocuğuna can verdi. Sana bana bu programı yapmak için fırsat verdi. Kendi canını bu bizim için adadı. Türklerde Şu kahramanlık sunmamız kesinlikle. Da. Allah ya gani gani biz rahmet eylesin. Hiç yani onlar rahmette gark olduğunu inanıyorum ben zaten. Biri aramızdalar. İşte Türk inancı ölü demeyin diyor, Kur'an da bunu diyor. O için bir çatışma çelişki yok. Kahram yani aslında güzel bir yerdesin. Niye biliyor musun? Şimdi batı fikri yani daha doğrusu...